Balon için önce mideyi görmek lazım. İki tane indikasyon var burada aslında. Bir tanesi hastanın eğer hastanın yüzünü göstermiyor. Bir tanesi, iki tane indikasyon var buraya çıkmış. İki tane indikasyon var. Yani bu balonu takar mıyız, takamaz mıyız? Aslında önce endoskopi yapmamızın sebebi bu. Neye bakıyoruz burada? Bir, yaralar var mı? İki, reflüsü var mı? Yani çok büyük yarası varsa takmanız imkansız. Bu hastaya bakıyoruz. Herhangi bir yarası yok. Reflüsü var, buna bakıyorum. Reflüsü de yok. Demek ki balon takabilirim. İlk defa endoskopi yapıyorum. Böyle. Sonra böyle bir balon zaten. Balonun özelliği şu. Bu balonda arayacağı nokta da şu. Mutlaka C'sinin olması lazım. Yani Avrupa Birliği'nden onay almış olması lazım. Hastaya biz kart veriyoruz. O kartın üstünde bu balonun da C'sinin, işte hangi firmadan geldiğinin, nerede olduğunu takibini yapılması lazım. Çünkü sahte balon da var. Sahte balonların en büyük özelliği bu sahte balonlara takılan kilo veremez. Çok çabuk da çıkarmış, midede de yer alır. Onun için hasta doktordan mutlaka balonun menşeini, nerede üretildiğini, markasını sorması lazım. Yani hadi bir balon takalım. Yüzlerce balon çeşidi var. Maalesef ki bizim ülkede denetim fazla olmadığı için balon denetimi. Onun için daha C onayını alması lazım ya da TS onayını alması lazım. Balonu böyle yerleştiriyoruz. Göster. Bu ayarlı balon. Yalnız şöyle bir çalışma yapmış. Ayarlı balon mu, ayarsız balon mu, havalı balon mu? Hangi balonu takalım diye hasta soruyor bunu. Böyle bu şekilde bir aparatı var, görüyorsun. Evet, bu taktığımız ayarsız balon. Bu taktığımız ayarsız balon. Hastanın en çok sorduğu soru, hocam bir, balondaki özelliği söylüyorum, C'ye sorulması lazım. Mutlaka onu da size doktorun vermesi lazım bir kağıtla. Kaç sesi koyduğunu da belirtmesi lazım. Yani 200 mü, 300 mü, 400 mü, zaten 200'ün altına koyamaz. Belirtmesi lazım. İkinci bir şık, hastanın en büyük sorusu, havalı balon mu, işte ayarlı balon mu, ayarsız balon mu diye bir sorular soruyor. 40 bin tane Brezilya'da bir çalışma yapılmış, 40 bin balon takılmış ve çalışma şunu göstermiş ki ayarlı balon, ayarsız balon, işte o balon, bu balonların hepsinde kilo verme aynı. Yani hastalar çok fark etmiyor aslında. Sadece burada dediğim gibi bakacağınız ölçü, bu balonun resmiyette izni var mı diye bakacaksınız. Onun için de mutlaka doktordan balonun menşeini istemeniz lazım. Evet, balon işlemine başladık. Buradan mavi suyu veriyoruz. Mavi su neden veriliyor onu da söyleyeyim. Mavi suyu neden mavi su veriyoruz? Su verirken havalı balon da yapabiliriz. Havada balonda şey yok mesela, düşünün. Herhangi bir su yok. Çünkü bunun patlamaları, eğer onaylı bir balonla kullanıyorsanız patlamalar, ben patlayan balon görmedim. Eğer gününde çıkarırsanız. Ama bu balonlar yaklaşık 6-8 ay kalabiliyor. Siz bu balonu 2 sene 3 sene tutamazsınız. O zaman patlayabilir. Ama zamanında usulüne uygun balon takarsan balonun patladığını daha görmedim. Şunu veriyor musun? Evet. Yani ben görmedim. Onun için yani şu an balonu yerleştirdik. Görüyorsunuz. İşlemi çok uzun sürmüyor. Evet. Şimdi bu hastaya 500 cc koyduk. Bu kadar. Ve tekrar balonumuza bakıyoruz. Balonu çıkardık. İşte balon böyle yerleştirdik. Toplamda 3 dakikanızı alıyor balon. 3 gün çok sıkıntısı oluyor aslında bazı hastaların. Bulantısı, kusması olabilir. Çünkü vücuda yabancı bir cisim giriyor. Yabancı cisim girdiği için vücut bunu atmaya çalışıyor. Atacağı zaman da öğürmesi, bulantısı ve kusması oluyor. Doğal olarak da biz bazı hastaları bir gün yatırabiliyoruz. Eğer dayanıklı değilse, sensitiz fazlaysa. Ya da bu hastaları ne yapıyoruz? Özel ilaç tedavisimiz var, onu yapıyoruz. İlaç tedavisi veriyoruz. Teşekkür ederim.